Herkese merhaba, ben Şeyma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu başlıktan da anladığınız gibi bir kırtasiye alışverişi olacak. Yaptığım kırtasiye alışverişinden ve yaşadığım tecrübelerden biraz bahsedeceğim. Bugünkü alışverişimin aslında büyük bir konusunu Hepsi Burada'dan yaptığım alışveriş içeriyor. Ama hepsiburada.com'dan yaptığım alışverişten önce yaptığım küçük bir alışveriş daha var. Kırtasiye alışverişi. Öncelikle ondan bahsedeceğim. Ben bu videoyu daha önce çektim ama pek beğenmedim. O yüzden şimdi tekrardan çekiyorum maalesef. Ürünler de açıldığı haliyle. Açıldığı için de ürün ambalajları biraz böyle şey, yırtık yırtık. O yüzden kusura bakmayın. Öncelikle English Home'dan yaptığım alışverişten bahsedeceğim. English Home'da hem kırtasiye ürünlerinde bir indirim vardı, hem de bir alana bir bedava kampanyası vardı. Ben English Home'dan daha önce de bu tarz böyle desenli bantlar almıştım. Ve desenlerini de göstermem gerekirse eğer, tek çeşit vardı. Desenleri de böyle. Görünüyordur umarım. Şöyle daha yakına geleyim. Geçen yıl aldığım bantlardan farksız, yine çok şeffaf. Açıkçası ben böyle desenli bantlarda şeffaf görünümü sevmiyorum. Daha böyle mat, daha tok ve opak bir görünümü seviyorum. O yüzden bantlar beni yine biraz hayal kırıklığına uğrattı. Sanırım bir daha bant konusunda English Home'dan bir alışveriş yapmayacağım. Bantları 9.99 ödedim. Yani 10 lira ödedim. Defter de 7.99'du ama bunun üzerindeki şeyi önceki videoda çıkarttığım için görünmüyor. Defter de 20 liradan 7.99'a düşmüştü. Böylece defter bana bedavaya gelmiş oldu. Şöyle içerisi de pembe çizgili bir defter. Dışı da böyle çiçekli. Gayet tatlı, güzel bir defter. Yapraklarını çok beğendim. Yaprakları gerçekten orta kalınlıkta. Güzel. Daha sonra Rossmann'dan bir alışveriş yaptım. Rossmann'dan yaptığım alışveriş sırasında da, bu arada Rossmann diyorum çünkü Almanya'daki kuzenlerim Rossmann diye okuyor. Yani umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Yanlışsa da kusura bakmayın. Oradan yaptığım alışverişte şöyle iki tane çok tatlı şirin defter aldım. Bir tanesi böyle altın sarısı desenleri olan unicornlu bir defter. İçerisi böyle yine sarının bir tonunda dümdüz beyaz bir zemin. Ancak burada defterlerin maalesef yaprakları çok ince. Şöyle gördüğünüz gibi fineliner tarzı kalemler ya da highlighter kalemler kullanamayız. Çünkü direkt arkasına geçeceğini düşünüyorum. O yüzden bu yönden çok iyi değil. Diğeri de pandaları ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Alışveriş videomda değildi. Çantamda ne var videosunda paylaşmıştım. Oradaki suluğun üzerinde vardı. Bu da böyle pandalı, çok tatlı bir defter. Arkasında da Enjoy the Little Things yazıyor. Böyle çok tatlı bir arka kapağı var. Ve bunun da yaprakları pembe renkli. Açıkçası bunun kağıdı diğerininkine oranla biraz daha orta kalınlıkta. Ben çok beğendim defterleri. Bu şey var biliyorsunuzdur. Video aralarında sürekli çıkıyor. Trendyol'un bir reklamı. Ceren Ceylan'dı galiba. YouTuber'ın adı. Tam hatırlamıyorum ama işte böyle elinde Trendyol paketleriyle şimdi Trendyol'dan yaptığım büyük alışverişe geçebiliriz diyordu. Ben de şimdi Hepsi Burada'dan yaptığım büyük alışverişe geçebiliriz diyorum. Ama tabii ki de o videoda olduğu gibi bu videoda videonun başında da söylediğim gibi Hepsi Burada bana sponsor değil. Şayet Hepsi Burada sponsor olmak isterse özellikle kırtasiye ürünlerinde gerçekten çok memnun kalırım kendilerinden. Ama bu videoda gerçekten tamamen kendi tecrübe, duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle hepsiburada.com'dan iki alışveriş yaptım. Bu iki alışveriş de kırtasiye alışverişiydi. Neler olduğunu birazdan bakacağız. Biraz daha meraklanın istiyorum açıkçası. Ya da tahminlerde bulunun bu süreçte mesela. Hepsi Burada şöyle bir şey yapmış. Daha önce ben Hepsi Burada'nın alışverişi yapmıştım ama Aras Kargo, Yurt İçi Kargo gibi böyle bilindik kargo şirketleriyle çalışıyorlardı. Çoğunlukla da bana hep Aras Kargo'dan geliyordu. Ben gerçekten çok memnun değildim açıkçası. Çünkü Aras Kargo gerçekten bir kargoyu elinde süründüren bir kargo şirketi. Hepsiburada.com sanırım bu şikayetlerden çok sıkılmış ki
Kendisine Hepsi Express isminde bir kargo şirketi kurmuş. Ve bu kargo şirketi sadece hepsiburada.com'dan yaptığınız alışverişler de size hizmet veren bir kargo şirketi. Ah be, kurabildim cümleyi sonunda. Ben siparişimi cuma akşamı vermiştim. Evet, cuma akşamı vermiştim. Cumartesi sabah elimde oldu resmen jet hızıyla. Yani ben inanamadım gerçekten. Diğeri de pazartesi öğlen saatlerinde bende oldu. İkisini de aynı kargocu getirdi. Çünkü şu anda Hepsi Express çok büyük bir kargo şirketi değil. Sadece belirli yerlerde şubeleri var. Ama buna rağmen olağanca hızlılar, yani çok hızlılar gerçekten ve ben bu kadar hızlı bir şekilde bana ulaşmış olmasına inanamadım. Bu yönden gerçekten hepsiburada.com'dan çok memnun kaldım. Bunun dışında da aldığım ürünler orada gerçekten diğer sitelerdeki fiyatlara göre çok uygundu. Çünkü ayrıca sepette de bir indirim yapıyordu. Yani indirimli ürünü alıp bir daha sepette size indirim yapıyor. Bu gerçekten çok çok güzeldi benim için. Şimdi isterseniz neler aldım onlara bakalım. Kutusundan çıkarmak istemedim. Nasıl bir kutuda geldiklerini görmenizi de istedim. Mesela bu ürün çok küçük ama şöyle büyük bir kutuda gelmiş. Hiçbir şekilde poşet kullanmıyorlar. Ürünleri zarar görmemesi için kutuda gönderiyorlar. Bu da bence çok büyük bir artı. Ben bu alışverişimde Windsor ya da Windsor ya da Windsor & Newton markasının bu Pro Marker kalemlerinden aldım. Bunlar Sky Tones ya da Skin Tones. Skin Tones olarak okunuyor sanırım. İngilizce telaffuzlarım çok iyi değil. Bunun için üzgünüm. Ama doğru yazılışı burada ve siz doğrusunu okuyabiliyorsanız okuyabilirsiniz. Bu kalemleri ben çizim yapıyorum. Ve çizim yaparken çizdiğim mankenlerin, modellerin ten renginde kullanmak için aldım. Bunlar ten rengi kalemler. Arkasında da zaten isimleri yazıyor. Mesela bir tanesininki Ivory, diğeri Almond, Satin, Putty, Soft Peach ve Coral ya da Coral renklerinden oluşuyor. Burada böyle sarı alt tonlu iki renk var, pembe alt tonlu iki renk var ve en altta da çok koyu tenler için olan iki renk var. Kalemlerle ilgili bir inceleme videosu çeker miyim bilmiyorum. Açıkçası birkaç takipçim bize çizimle ilgili birkaç şey gösterir misin? Nasıl çizim yaptığına dair demişlerdi. Aslında bununla ilgili böyle bir video hazırlamak istiyorum. Belki kalemlerin incelemesini de o videoda yapabilirim diye düşünüyorum. Yani çıktığı günden beri gerçekten benim çok ilgimi çeken ve birçok kişinin de ilgisini çeken gerçekten böyle her yüzeye çizim yapabileceğimiz özelliklere sahip olan bir kalem seti aldım. Sharpie kalemlerden aldım. 30'lu set bu. Bu Aslan serisi. Aynı zamanda Limited Edition olarak geçiyor. Ama bence Limited Edition olabilecek herhangi bir şey göremedim. Yani ne mesela? Hani hangi kalemi? Ya hangi renkleri? Bütün renkleri mi? Bilmiyorum. Yani açıkçası bilmiyorum. Ama bu konuda bilginiz var ve beni aydınlatabilirseniz çok sevinirim gerçekten. Onun dışında bunun bir de bu kalemimle olanı vardı. Onda böyle tek bir renk üzerine yoğunlaşmışlardı. Böyle çok fazla renk çeşitliliği yoktu. O yüzden onu tercih etmedim. Burada gördüğünüz gibi, hatta şöyle çıkartayım. Evet. Burada gördüğünüz gibi şöyle pembenin tonları, morun tonları var, yeşilin tonları var, mavi tonlar var burada. Bunlar permanent marker olarak geçiyor. Bu permanent markerların fine point ve ultra fine point olarak ikiye ayırmışlar. 6 tanesi ultra fine point olarak geçiyor. Bunlar daha ince, ultra dediği için haliyle daha ince uçlu kalemler. Dediğim gibi eğer bir video hazırlayabilirsem bu kalemlere de orada sıkça yer vereceğim. Bunu tercih etmemin sebebi de birçok renk tonlaması olduğu için, yani mesela yeşilden 4 tane var. Elbiseleri çizerken elbiselerde tonlamalar yapmak istiyorum mesela. Onlara yardımcı olabilecek tonlarda kalemler olduğu için bunu tercih ettim. Fiyatları da gayet uygundu. Bu setin fiyatı 62 liraydı. Açıkçası bence çok uygun. Yani bir tanesi 2 lira gibi bir fiyata geliyor.
Diğer kalem seti biraz pahalıydı çünkü o gerçekten çok ünlü bir çizim kalemi markası. Bilebildi mi bilmiyorum. Ama normal şartlardaki fiyatlarına göre gerçekten en uygunu hepsi buradaydı ve ben de oradan almayı tercih ettim. Çok konuştuğumu düşünüyor. Kimileri de az konuştuğumu düşünüyor. Açıkçası ben orta yolu bulmaya çalışıyorum. Umarım bunu başarabileceğim. Bu videoda çok fazla konuşmadığımı düşünüyorum. Konularında çok fazla dışına çıkmadığımı düşünüyorum. Biraz kendimi kastım ama umarım başarabilmişimdir. Video maalesef burada sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarzdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Yani yorumlarınız bazen böyle çok ağır olabiliyor. Hani onları biraz daha yumuşatsanız benim için çok daha iyi olur. En azından kalp kırmamış olursunuz diye düşünüyorum. Her türlü eleştiriye açık bir insanım. Ama dediğim gibi bunu dozajında yaparsak benim için çok çok daha iyi olacak. Videoya kadar da kendinize çok iyi bakın. Çünkü sizden bir tane daha yok. Hoşça kalın. Bye bye.